Değerli izleyenlerim, bugünkü programda Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan Bakara suresinin ikinci sayfası. İkinci sayfayı bir bütün olarak takdim etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû, o inkar eden kimseler, sevâun aleyhim, onlar için artık birdir, değişmez. E enzertehum, ha onları uyarmışsın. Emlem tunzirhum, ha da uyarmamışsın. La yu'minun, onlar iman etmezler. Bu ayette belli bazı kafirlerin, peygamber onları anlatsa da anlatmasa da netice itibariyle iman etmeyecekleri ifade ediliyor. Burada onlar için birdir diyor, senin için bir değil. Yani peygamber ve peygamber yolunda giden kimseler için tebliğ etmekle etmemek aynı değildir. Allah-u Teala Hazreti Musa gibi bir peygamberi Firavun'a gönderirken yumuşak bir dille anlat diyor. Ve Hazreti Musa gidip anlatıyor. Peygamberimiz Ebu Cehil gibi bir insana belki de 100 defadan fazla anlatıyor. Demek ki peygambere bakan yönüyle anlatıp anlatmamak müsavi değil. Ama kafirlere bakan yönüyle, belli bazı kafirlere bakan yönüyle onlar artık iman etmeyecekler. Hatemallahu ala gulubihim, Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ve ala sem'ihim, ve onların işitmelerini de, kulaklarını da mühürlemiştir. Ve ala ebsarihim gışave, ve onların gözleri üzerinde bir perde vardır. Ve lehum azabun azim, ve onlar için çok büyük bir azap vardır. Burada kaderle alakalı belki çok kısa bir temas etmekte fayda var. Allah onların kalplerini mühürledi. Yani bazıları zannediyorlar ki, niye bazı insanlar kafir? Allah kalplerini mühürledi diye. O tarz değil. Allah niye onların kalplerini mühürledi? Onlar inkar ettiler diye. Yani ne zaman ki onlar inkar ettiler, küfürde ısrar ettiler, bunun neticesinde bir ceza olarak hatemallahu ala gulubihim, Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Yani durup dururken kimsenin kalbi mühürlenmiş değildir. Mesela belediye bir fırına ceza yazıyor. Durup dururken ceza yazmaz. Ya temizliğe dikkat etmemiştir, ya eksik gramajlı ekmek piyasaya sürmüştür. Bunun neticesinde belediye ona ceza yazar. Ama durup dururken ceza yazılmaz. Allah bazı kalpleri eğer mühürlemişse, bu durup dururken mühürlemek değil, yaptıklarına bir ceza olaraktır. Burada kalplerin mühürlenmesi, artık o kalplerin hakikatleri kabul etmemesi anlamındadır. Kulakların mühürlenmesi, onların kulaklarının hak ve hakikati, gerçekleri duymaması anlamındadır. Gözlerinde bir perde var. Nasıl ki insanın gözünün önünde perde olduğunda bir şeyi göremez, onlar da artık gerçekleri göremeyecekler. Bu anlama geliyor. Burada iki ayette kafirlerin durumuna dikkat çekildi. Bundan sonraki kısımda münafıklara temas ediliyor. Geri kalan kısım münafıklarla alakalı bazı ayetler. Malum münafık içi başka dışı başka, diliyle iman eden ama kalbiyle iman etmeyen kimseler anlamında. وَمِنَ النَّاسِ, insanlardan bir kısmı da vardır ki مَنْ يَقُولُ, şöyle der. اَمَنَّا بِاللّٰهِ, Allah'a iman ettik. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, ve ahirete iman ettik. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, ama onlar iman etmiş değillerdir. İşte insanlardan bir kısım var ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler ama onlar gerçekte iman etmiş değillerdir. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا, böyle demek suretiyle Allah'ı ve iman edenleri aldatmak isterler. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ, ama kendilerinden başka kimseyi de aldatamazlar. وَمَا يَشْعُرُونَ, ama onlar bunun şuurunda değiller, bunun farkında değiller. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, onların kalplerinde bir maraz var. Yani münafığın kalbi hastadır. Onların kalplerinde bir maraz var. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا, Allah onların marazını daha da artırdı. Yani devamlı ayetler indikçe onları kabul etmemekle onların kalplerindeki hastalık daha da artıyor. Veya Müslümanları galip görmekle durmadan rahatsızlık duyuyorlar. Böylece yine kalplerindeki hastalık artıyor. Demek ki insanın hastalığı sadece maddi hastalık değil, kalbin hastalığı da sadece kardiyoloji ilminde ele alınan hastalıklar değil,
manevi kalbin de bu şekilde hastalıkları var. Şek içinde, tereddüt içinde olmak, şüpheler içinde bocalamak, bir karara varamamak iman etme hususunda, bütün bunlar birer rahatsızlıktır. Münafıkların kalplerinde bu rahatsızlıklar var. Belehum azabun elim, onlar için elim, can yakıcı bir azap vardır. Bime kânü yekzibun, yalan söylemelerinden dolayı, onların yalanlarından dolayı kendileri için can yakıcı bir azap vardır. Malum, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam münafıkları anlatırken üç özelliğiyle onları bize nazara veriyor. Ayetünül münafık selâfe, münafığın alameti diyor üçtür. İzâ haddese kezibe, konuştuğunda yalan söyler. Ve izâ va'ade ahlefe, vaat ettiğinde yerine getirmez. Ve izâ tümine hâne, ve kendine bir emanet verildiğinde hıyanet eder. Demek ki bunlar münafıkların en belirgin özellikleri. Ama birazdan göreceğiz. Münafıkların özellikleri bu üçüyle sınırlı değil. Münafıkların başka özellikleri de var. İşte ilk özellikleri burada. İlk özelliklerinden biri diyelim daha doğrusu. Yalan. Yalan söylemek onların özelliklerinden birisi. Kalplerinde maraz olması, hastalık olması bir başkası. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ, onlara denilse ki yeryüzünde fesat çıkarmayın, ortalığı karıştırmayın. قَالُوا, onlar derler ki اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ, biz ancak ıslah edicileriz. Yani münafıkların tavrı böyle, hal ve hareketi böyle. Kendileri aslında bozguncudurlar ama hiç de kendilerine toz kondurmazlar. Onlara denilse ki yeryüzünde fesat çıkarmayın, ortalığı karıştırmayın. Onlar derler ki biz ancak ıslah edicileriz. Aslında bu sözlerinde bir tariz de var. Asıl bozguncu sizsiniz. Bu şekilde bir tariz var. Hatta mesela Firavun yeryüzünü karıştıranlardan birisidir. Hazreti Musa'yı yeryüzünü karıştırmakla itham ediyor. Bir peygamberi yeryüzünde fesat çıkarmakla itham ediyor. Adeta kendi fesadını gizlemek için böyle bir yol tutuyor. Benzeri bir durum münafıklarda da olduğu bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor. Ele innehum humul müfsidun. Ele, dikkat edin demek. Cenab-ı Hak uyarıda bulunuyor. Tabii münafıklara dikkat etmek lazım. Çinliler diyorlarmış ki benim için münafık insanların en zararlısı pirincin içindeki beyaz taş gibi olandır. Malum pirincin içindeki siyah taşları ayırmak kolaydır. Onlardan pek de zarar gelmez. Kolayca ayırırsınız. Ama eğer pirincin içinde beyaz taş varsa, pirinç görünümündeyse özellikle bu, dişi bunlar kırar. İşte Müslümanlar arasında Müslüman olmadığı halde Müslümanmış gibi görünen insanlar ortalığı karıştırıyor. Müslümanların kuyusunu kazmaya çalışıyor. Bu noktada Cenab-ı Hak dikkat edin diyor. Onlar bozguncuların ta kendileridir. وَلَاكِنْ لَا يَشْكُرُونَ, ama bunun farkında değiller. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَمِنُوا كَمَا اَمَنَ النَّاسِ, onlara denilse ki insanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Bu da çok dikkat çekici bir ifade. İnsanların iman ettiği gibi. Yani insan iman eder. İman etmek insanın bir özelliğidir. Ve bir insanda iman yoksa sanki o insanda değildir. İman insanı insan eder, belki de insanı sultan eder. İşte onlara denilse ki insanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Onların cevabı şu oluyor. Galu enu'minu kema amene sufaha. O sefih insanların iman ettiği gibi biz iman mı edeceğiz? Yani bunlar kendi sefihliklerinden, kendi seviyesizliklerinden iman edenleri seviyesiz olarak görüyorlar. Herkes kendi aynasının müşahedatına tabiymiş. Bunlar demek ki bu tarzda görüyorlar. Ve bu ifadeleriyle kendilerinin seviyelerinin düşük olduğunu ortaya koymuş oluyorlar. Ve Cenab-ı Hak o noktada da bize uyarıda bulunuyor. Ele innehum humus sufaha, dikkat edin, onlar sefihlerin ta kendileridir. Velakin la ya'lemun, lakin bunu bilmezler. Yani asıl beyinsiz, asıl seviyesiz onlardır. Ama kendi seviyesizliklerinden iman edenleri seviyesizlikle itham ederler. وَاِذَا لَقُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, onlar iman edenlerle karşılaştıklarında آمَنَّا derler, iman ettik.
Ve izâ halav ilâ şeyâtînihim, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında galû innâ ma'akum, derler ki biz sizinle beraberiz. İnnemâ nahnu müstehziun, ve biz ancak o Müslümanlarla dalga geçen kimseleriz. Evet. İşte bunlar iman edenlere vardıklarında amennâ diyorlar. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz sizinleyiz. Ve bunu tekitli bir şekilde söylüyorlar. İnnâ ma'akum, biz sizinle beraberiz. E peki niye Müslümanlarla görülüyorsunuz? Biz onlarla dalga geçiyoruz. Dalga geçmek için onlardan gibi görülüyoruz diyorlar. Burada şeytanlarına vardıklarında, bu da dikkat çekici bir ifadedir. Malum şeytanlar sadece gözle görülmeyen şeytanlardan ibaret değildir. İnsi şeytan tabiri de Kur'an-ı Kerim'de geçer. Şeyatinel ins vel cin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifadedir. Yani gözle görülmeyen şeytanlar olduğu gibi gözle görülen şeytanlar da vardır. Nasıl ki o gözle görmediğimiz şeytan insanları yoldan çıkarmaya çalışıyor, benzeri bir şekilde bu gözle görülen insanlardan olan şeytan mahiyetine ve maiyetine girmiş bir kısım insanlar, onlar da şeytan görevini eda ediyor. İşte bu münafıkların ayak takımı daha çok, tabi durumda olanlar bu önde gelenlere vardıklarında diyorlar aslında biz sizinleyiz ama ne yapalım? İşte onlarla da beraber görülmek durumundayız. Aslında biz onlarla dalga geçiyoruz diyorlar. Allahu yestehzi'u bihim, Allah onlarla istihza eder. Yani o dalga geçen münafıkları perişan eder. Dünyada onları başarmış gibi gösterir ama neticede belalarını verir. Burada tabii Allah istihza eder mi? Allah dalga geçer mi? Buna müşakere üslubu deniyor. Edebiyatta kullanılan bir üsluptur. Kur'an-ı Kerim'de de bu tarz üsluplar zaman zaman karşımıza çıkmakta. Bunların lazımı murattır deniliyor. Yani Allah onlarla istihza eder ne demek? Allah onların dalga geçmelerini kendi başlarına geçirir. Kendileri bir kuyu açar, Müslümanlar düşsün diye, ama o kuyuya kendilerini düşürür. Halkımız arasında bu şöyle de ifade ediliyor. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. İşte yakın zamanımızda, yakın tarihimizde bazıları Müslümanları kuyulara düşürmek istedi. Ama neticede kendileri o kuyulara düştüler. Allah onlarla istihza eder. Sanki başarmış gibi gösterir. Ama ardından onlar ummadıkları bir yerden mağlubiyeti tadarlar. Ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehun. Onları kendi azgınlıkları içinde bırakır. Ve onlar bu şekilde şaşkın bir vaziyette sanki bir şeyler yapıyormuş kendilerini zannederler. Yani belli bir müddet verir. Belli bir müddet onlar kendilerini başarmış tarzda görebilir. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى. İşte o münafıklar hidayeti verip bunun mukabilinde dalaleti satın almış kimselerdir. Yani adeta elması veriyor, bunun mukabilinde şişeleri alıyor. O derece geçersiz bir ticaret yapıyorlar. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Ve onların ticaretleri kazanmamıştır. Onlar bu ticaretlerinde kazançlı çıkmamışlardır. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Ve onlar hidayet üzere de değillerdir. Ve bu şekilde doğru bir yolu elde edememişlerdir. Görüldüğü gibi okuduğumuz kısımda münafıklarla alakalı genel değerlendirmeler yapıldı. Şüphesiz bu ayetlerin ilk muhatabı Peygamberimiz dönemindeki Medine münafıkları. Ama Kur'an-ı Kerim Medine münafıkları böyledir diye ne isim veriyor ne de devrini belirtiyor. Zaten bu Kur'an-ı Kerim'in ifade özelliklerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Kur'an-ı Kerim şahıslarla değil zihniyetlerle meşguldür. Bundan dolayı burada da münafıklar isim olarak belirtilmemiş ama çerçeve olarak gösterilmiştir. O çerçeveye Peygamberimiz döneminde Medine münafıkları girdiği gibi günümüzde de dünyanın her tarafındaki münafıkları bu çerçeveye rahatlıkla oturtmak mümkün. Cenab-ı Hak her türlü nifaktan, kötülükten hepimizi muhafaza eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.